Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi hem oradan izlemek güzel hem buradan görmek. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, evet. Hello. Merhaba. Nasılsınız? Çok güçlüsünüz vallahi. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, siz? Merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba, başarılar. Evet. Çok başarılı olun, biz de sizinle keyiflenelim. Benim kızım da file önünde oynuyor, maçlarına gidiyorum. Acayip kurs yapıyor falan böyle. Ama sayenizde yani çok acayipler yani, öyle böyle değil. Bir gün önceden maç yaşıyoruz, bir gün sonra 12 yaşında olmasına rağmen. Muhteşem bir duygu verdi bütün kadın voleybolu. İnşallah böyle devam etsin. Keyifle izliyoruz her birinizi. Tabii değer katan oyuncularımız da var, başka ülkelerden gelen. Her birisine de burada oldukları için teşekkür ediyoruz. Başarılar dilerim. Eczacıbaşı zaten hani bir simge. Biz bugün aslında böyle gelecek hedefleri için Faruk Bey'i... Ha simge, evet Faruk. Gelecek hedefleri için bugün Eczacıbaşı Kulübü'nü ziyaret ettik. Sağ olsun bize de böyle bir sürpriz yaptı sizlerle bir araya gelmek gibi. Biz istiyoruz ki 2036'da İstanbul'da olimpiyatı yapalım, ev sahipliği yapalım. Hatta oyuncularımız o dönemin yöneticileri olsun. Ama inanıyoruz bu sefer 2036'da ev sahipliği yaparız, İstanbul'a da yakışır. Biraz bu kadın voleybolu da böyle şeyi yükseltti yani, ilgiyi ve morali yükseltti. Kulüplerimizle beraber başaralım istiyoruz. İşte simge kulüplerden birisi. Bayağı eşleştirdim. Gelecekte de güzel işler başarırsınız simge olarak Eczacıbaşı'yla. Tamam. Harika. Başarılar. Sağ olun, aynı şekilde. Spora ve voleybolu olan ilginizi zaten takip ediyoruz sosyal medyadan da. Teşekkür ederiz bugün ziyaret ettiğiniz için. Evet. Ben sevgili başkana, yöneticilerimize ve kıymetli hocamıza ve çok beğenerek izlediğim bütün voleybolcu sporcularımıza, değerli çalışma arkadaşlarına, Eczacıbaşı kulübümüzün bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. İstanbul'a tabii hizmet etmek çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif. Hizmet ederken her yönüyle tabii hizmeti önemsiyoruz. Bu bir tarafıyla da spor İstanbul için çok önemli bir kavram. Tabii elbette kulüplerimiz de çok önemli ama her şeyden önce toplumsal spor kültürünün gelişmesi çok çok önemli. Bu bağlamda değerli işler yapıyoruz. Fakat bunu ödüllendirmek için, İstanbul'u hak ettiği ödülü elde etmesi için bir de olimpiyat yolculuğunu önemsiyoruz. Bu olimpiyat yolculuğunu da kendimize 2036'yı önemli bir tarih olarak koyduk. Burada kulüplerimizin de çok değerli olduğunu biliyorum. İstanbul'un değerli markaları var. Bunların hepsini ziyaret edemeyiz ama bir kısmını ediyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Eczacıbaşı kulüplerimizi ziyaret ettim. Etmiş oldum bugünle beraber. Bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur hem yönetenler olur. Ama Eczacıbaşı kulübü zaten muhtemeldir ki o tarihte de olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.
Bir yanıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor kulübümüz olarak da, spor etkinlikleri olarak da, ki kulüp başkanımız da burada. O bölümde de en çok amatör branşları ve olimpiyatta sporcu yetiştirme konusunda özenli bir çalışmamız sürüyor. Bugün hem sizin yanınızda olmak bana ciddi bir moral verdi. Sporcular, çok beğenerek izlediğim sporcularla yan yana olmak, hem de Faruk Bey'in liderliğindeki bu değerli kulübümüzün içinde olmak, buradaki o aile duygusunu hissetmek çok keyifli. Sevgili hocamıza, bütün teknik heyetine, bütün sporculara da başarılar diliyorum. Dünya şampiyonu olduğunuz bu yılı da çok çok değerli buluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir kupa oldu. Finalinde de iki Türk takımının olması ayrıca değerli oldu tabii. Umuyorum nice finaller ve nice başarılar elde eder Eczacıbaşı kulübümüz. Bu güzel aile ortamının da hep sürmesini dilerim. Hakikaten bizi çok mutlu etti. Hakikaten biz çok gururlanıyoruz. Biz yani biz bir seçim yaptık bundan bir süre önce. Yani 20 küsur sene önce dedik. Yani çünkü yani biz neticede Eczacıbaşı bir spor kulübü değil. Ama biz bir spor dalına ağırlık verelim ve o spor dalı da dünyanın en iyisi olsun. Çok güzel. Dünyanın en iyisi olsun. Çünkü her şeyi yapmaya kalkıştığınız zaman bir şey yapamıyorsunuz. Hangi, ne olsun dedim, bizim bir amacımız var. Yani bunu söylemek bana düşmez. Umarım yani bunu kadın arkadaşlarımız da savunacaktır. Bizim amacımız Türkiye'nin kadınlarının dünyada söz sahibi olabilmesi. Ve voleybol bu işin en güzel araçlarından biriydi. Kesinlikle. Ve şu anda bunun da çok büyük gurur duyuyoruz. Biz yani dünya çapında sözümüzün, sesimizi duyurabileceğimiz Türk kadınını dünya çapında sesini duyurduğu bir ortamın paydaşı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ve bu bizim misyonumuz. Kesinlikle. Bunu devam ettireceğiz. Sizlerle kol kola yapacağız diye umuyorum. Her zaman. Ve yani hem bir yandan Türkiye, hem bir yandan Türk kadını, hem bir yandan Türk sporu. Burada yani bu üçünün dünya çapında duyulabilmesinde biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz ve gururlanıyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için ve bize bunu anlatabilme fırsatı verdiğimiz için de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Buyurun efendim, Faruk Bey sizle başkanım. Harika. Buradayız. Tamam. Tek sıra çıkabilirsiniz. Buraya doğru bakalım. Evet. Bir dahaki seçim. Tamamdır. Harika.